Sports TV ekranlarında heyecan devam ediyor. Değerli karate severler, Meltem Hocaoğlu Akyol Tatami'de altın madalya için, Avrupa şampiyonluğu için. Karate One Premier League Lisbon'da Hüsam Hocam birlikteydik. Meltem Hocaoğlu Akyol. Haydi yine bakalım Meltem. Evet, yine tatamide altın madalya mücadelesi için olimpiyatı garantileyen sporcumuz Meltem Hocaoğlu Akyol. Dualarımız onunla. Alexandra Stubleva ile karşı karşıya geliyor. Çok güzel. İlk puan alıyoruz. Yine ilk puanla başlayan milli sporcumuz oldu. İlk iki maçta olduğu gibi. Meltem Hocaoğlu Avrupa şampiyonluğu için Alexandra Stublova ile karşılaşıyor. Durum 1-0. 30 saniyeyi geride bıraktık. Kontrol Meltem'de. Şu anda müsabaka hocam bizim kontrolümüzde. Alexandra Stublova'ya herhangi bir fırsat vermedi Meltem. Meltem tecrübeli bir sporcu rakibine karşı. Rakibinin şu anda açığını bekliyor. Zaten öndeyiz. Rakip gelecek. İster istemez gelecek. Şimdi puanlar arayacak. Stublova da farkında. Hani kontrolsüz bir atak halinde karşısında bu işi çok iyi değerlendirebilecek bir tecrübe var Meltem. Kesinlikle. O yüzden atak haline geçmeden uzun uzun düşünüyor ve bekliyor gördüğünüz gibi. Çünkü kontrolsüz bir atak girişimi anında Meltem'in lehine puana dönüşebilir. Bunu puana çevirebilecek tecrübede bir isim Meltem Hocaoğlu Akyol. Değerli izleyenler. Tutuştan Bulgar sporcu ikinci cezasını alıyor. İlk cezasını pasif dövüşten almışlardı. Meltem Hocaoğlu Akyol 2015'te Avrupa ikincisi olmuştu İstanbul'da. Artı 68 kiloda kumitede. 2012 Tenerife'de Avrupa üçüncüsü olmuştu. Ve şimdi Avrupa şampiyonluğu için tatamideyiz hocam. Son 1 dakika 13 saniyemiz var. Skor avantajı bizde. 3 ceza puanı oldu Stublova. Görüntü lehimize şu anda. Normalde bu tür durumlarda yani önde olan taraf genelde ceza puanı yer. Çünkü puanını korumak için mesafe evet aşar, geriye düşer, tataminin dışına çıkar, baskı yer. Ama Meltem şu ana kadar baskı yemedi rakibinden. Çok konsantre olmuş bir şekilde rakibini bekliyor ve ortada bekliyor çok akıllıca. Mesafesini de koruyor. Meltem buraya da iyi geldi hocam. Evet. Yani Lisbon'da da hatırlayacaksınız. Tamamen formunda. Formda. Şu anda formunda. Meltem çok formda. Hırvatistan'da Avrupa şampiyonluğu için son 35 saniyemiz var. Avantajı koruyalım ve Avrupa şampiyonluğunu ülkemize kazandıracak umuyoruz Meltem Hocaoğlu Akyol. Çok güzel bir tekme vardı orada. Bir tekme orada geldi. Çok güzel bir tekme vardı. İkinci cezamızı alıyoruz. Destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Sadullah Koltuk'tan. Hadi Meltem, kalplerimiz seninle demiş. Teşekkür edelim Sadullah Bey'e de. 1-0 üstünlüğümüz var. Son 15 saniye Avrupa şampiyonluğuna yürüyor Meltem Hocaoğlu Akyol. Evet. Neredeyse temas bile ettirmedi Stublova'ya. Bir tekme geldi ama. Boşa geldi. Boşa geldi. Vardı. Yani orada VAR'a gitti ama boşa gidiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Maç bitti zaten. Son şans. Son şans. Belki olursa. Belki olursa diye deneyelim attı. Deneyelim diye. Elimde kart kalmasın dedi. Ondan dolayı kullanıyor. Yani puan yok. Kesinlikle puan yok. VAR incelemesi olacak ama Hüsami Hocam oldukça emin. Biz de tekrar izleyelim.
artık süre doldu zaten. Son bir şansını denediler. Evet. Yani o eli ayak sanmış galiba ondan dolayı. Meltem Hocaoğlu Akyol, değerli karate severler. Ve müsabaka sona eriyor. Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa şampiyonu, değerli izleyenler. 2015'te Avrupa ikinciliği, 2012'de Avrupa üçüncülüğü ve bugün Hırvatistan'da Meltem Hocaoğlu Akyol Bulgar rakibi Stublova'yı mağlup ediyor. 1-0'la geçiyor ve kadın kumite artı 68 kiloda Avrupa şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Lisbon'un ardından bir altın madalya daha Meltem Hocaoğlu Akyol'dan. Meltem olimpiyatları garantilemişti ve burada da altın madalyayla taçlandırdı. Yüksek motivasyonlu ve onun buradaki son maçıydı. Artık olimpiyatları bekliyor Meltem. Evet. İnşallah orada da rengi altın olur. İnşallah. Dualarımız Meltem'le ve